Sonra insanların gönlünü almaya çalış. Bak şimdi. İnsanların gönlünü almaya çalış. Çok acayip bir mevzu arkadaşlar. Ve Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Şu gönül alma meselesi var ya. Yani bu her insana nasip olmuyor. Her insan beceremiyor daha doğrusu. Çok ince bir mesele. Ne demek gönül alma? Bir insanı mutlu etme meselesi. Evet. Türkçesi bu. Bir insanı mutlu etme, sevindirme, gönlünü almak budur. Mesela diyelim ki biz ne diyoruz arkadaşlar? Bak buradan örnek vereyim. Bu, hemen şu ortamdan. Biz dedik ki arkadaşlar salı günü cemaat almıyoruz. Mesela aramızda iki tane kaçak var. İsimlerini vermeyeyim. Gelmişler içeri. Şimdi kovsan olmuyor, kovmasan olmuyor. Yani şimdi ne diyeyim? Neyse dedim arkadaşlar. Hani Allah biliyor kalpleri kırılmaz dedim. İyi çocuklar uzaktan bakınca. Bakayım yakından nasıllar Allah biliyor bakacağız. Yani misal bu yani. Bu örnek. Bu hepiniz için geçerli. Yani kırmamak lazım. Ama şimdi gönül kırmamak da bazılarına mesela ayarı kaçırıyor. Ne istiyorsa yapma. Hayır kardeşim bak. Diyeceksin bak kardeşim. Bak buranın bir misal kuralı var. Ya da bak benim bir şeyim var. Atıyorum bir kırmızı çizgim var. Onu da kırma. Bak sen bana bu hareketi yaptın ama. Ben size bir kere anlattım burada. Adama yani elini omzuma attım. Abi ne haber dedim. Dedi ben dedi el hareketinden hoşlanmıyorum. Oğlum bir şey yapmadım ki sana. Sadece elimi omzuna koydum yani. Hani şey dedi böyle hareketle ensesine de patlatmadım yani. Dedi ben el hareketinden. Hani ne diyebilirdi? Ya mübarek hani hakkını helal et hani öyle yaptın da ben onu sevmiyorum. Tamam eyvallah derdim. Bir anda böyle lan ne oluyor dedim lan. Sanki adama neyse göküne şaplak vurduk yani. Gönlünü almak demek arkadaşlar kırmadan. Mesela adam sana yanlış yaptı. Mesela Mehmet abi habire uyuyor diyelim sohbette. Mehmet abi horluyor sohbet edilir mesela. Eğer sohbet horluyor. Yani Mehmet abi horlama demek. Yani yapma işte uyuma gözünü sevdiğim demek lazım şimdi Mehmet abiye. Allah ona da selamet versin diyoruz. Abi. Buradan kendisine de selam söylüyoruz. Bizi inşallah izliyordur Mehmet abi. Allah ona selamet versin. Abi. Ne dedik? İnsanların gönlünü almaya çalış. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bir Müslümanın kalbini kırmak. Allah Allah. Haksız olarak incitmek. Kabe'yi diyor 70 kere yıkmaktan daha büyük günah ya. Aman ya Rabbi ya. Ya şu anda bir kişi kalkıp Kabe'yi yıkmaya çalışsa ne yaparlar adamı? Paramparça ederler. Yani biz de buradan kalkar gideriz yani. Hakikaten gideriz. Kabe sen hayırdır lan? Ama senin bir Müslümanın kalbini kırman. Ne var lan? Yere bilmem ne. Laf olun gidin lan. Hayırdır. Hayır. Lan ne oluyor? Ne yaptın? Sakin. Sevdir. Tamam. Yeri geldiği zaman sesini yükselteceksin. Ama böyle terör estirip hayır abicim. Hak edene hakkını vereceksin. Değil mi kardeşim? Bazıları kaşınıyor mesela. Onların hakkını vereceksin kardeşim. Değil mi? Ha, tabii. Tabii doğruyum. Bir mümini korkutanı. Bak şimdi acayip mevzulara geldik. Bir mümini korkutanı. Allah Celle Celaluhu uzunluğu 1000 yıldan daha uzun olan bir günde korkutacak. Korkutmaktan maksat arkadaşlar illaki kapının arkasına kaçıp ce'e yapmak değil yani. Millet öyle anlamayın. Neyle korkutacak? İşte tehdit var. Tehdit ederek korkutmak. Ya da ne bileyim atıyorum adam cinlerden korkuyordur. Habire işte yallah cinler yallah kış kış cinler bilmem ne. Lan o cin mi bilmem. Aa cinler mi geliyor? Adam böyle korkutuyor. Lan diyor kapının arkasında cinler mi var? Ya da ne bileyim adam böcekten korkuyordu. Bazı arkadaşlar var mesela fareden korkuyor. Sen tanırsın onu. Farelerden korkuyor adam. Ha lan fare mi geldi? Bak şimdi. Genel. İşte sen var ya kesin cehenneme gideceksin korkutuyor adamı. Bak bütün örnekleri çoğaltın. Ne aklınıza gelirse. Adam mesela bazı arkadaşlar mesela kapalanda kalıyor. Yok işte midem bulanıyor. Yok işte ne bileyim. Ayrı bir dünya. Bir sürü adamlar böyle tanıdığımız adamlar da siz tanımazsınız neyse boş verin onu. Yok kapalı alanda kalamıyorum. Yok arabada gidemiyorum. Yok işte cam açmam lazım. O da ondan korkuyor. Değişik değişik adamlar var benim. Normal adam yok benim yanımda. Olsa zaten öpüp başıma koyacağım. Hepsi ayrı bir şey yani. Neyse. Diyor ki Allah Celle Celle onu uzunluğu 1000 yıldan daha uzun olan bir günde korkutacak diyor. Bir mümini korkutan diyor kıyamet günü korkularından emin olamaz. Arkadaşlar çok korkunç bir gün. Bu adamları çok korkunç gün. Bak diyor bir mümini korkutan kıyamet günü korkularından emin olamaz. Kıyamet günü en büyük korku ne arkadaşlar? Cehenneme girmek. Ya en büyük korku kıyamette acaba cennete mi gireceğim cehenneme mi gireceğim? Herkes. Ya bak herkes diyorum bak herkes. A, B, C demedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile secdeye kapanacak.
İsa Aleyhisselam diz çökecek. Keşke annem Meryem beni doğurmasaydı diyecek ya. İbrahim Aleyhisselam diz çökecek. Ullazim peygamberler. Sen ne konuşuyorsun? Cehennem getirilecek. 70 bin halkası var. Her halkayı 70 bin melek tutuyor. Cehennem mahşere doğru yaklaştırılacak. Herkes kaçacak, delik arayacak. Yok. İşte bir mümini korkutan kıyamet günü öyle bir korkacak ki buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peşine korkutucu şeyler söylemeyin. Deylemi. Şimdi burada korkutucu şeyden maksat bizim cehennemle alakalı konuştuğumuz şey hadis-i şerif. Bu ayrı bir şey. Ama kalkıp da sürekli işte yanacaksınız, öleceksiniz, gebereceksiniz bilmem ne. Gerçi bizim memleket çok acayip. Cennetten anlatıyorsun. Cennette kahvaltıdan anlattık. Ulan bütün solcular haber yaptı. Hurilerden bahsettik. Bütün din düşmanları haber yaptı. Vallahi cennet sohbeti yapmaya korkuyorum artık yani. Ya korkuyorum lan maksat milletin ağzına sakız alıyoruz. Bizim tanıdık adamlar bile. Ya bunu konuşmasam mıydın lan? Neyi konuşayım ben? Ayet hadis okuyorum orada. Ya cehennem konuşsan? Siz de herkesi cehenneme attınız kardeşim. Cennete kimse girmeyecek mi? Ya cennetten bahsediyoruz sapık oluyoruz. Cehennemden bahsediyoruz korkutucu oluyoruz. Ben anlamadım ki. Ne yapacağız? Bizim bak şu millet var ya Türk milleti dünyanın değişik milleti ha. Hakikaten öyle. Değişiyiz yani. Ne cins bir milletiz biz ya. Allah Allah. Allah Celle Celaluhu'ya ve ahirete inanan bir Müslümanı korkutmasın. Arkadaşlar bu korkutmadan maksat anlayın. Bak az önce örnekleri verdik. Adam böcekten korkuyordur, fareden korkuyordur, yılandan korkuyordur. İşte ne bileyim ejderhadan korkuyordur. Mesela ben bizim Yusuf'tan çok korkuyorum. Kenafir yani. Tam kenafir. Öyle böyle değil yani. Adam maşallah dedi 3 gün yaşarsa başına koy yani. Aman yani aman yarabbim öyle böyle değil. Neyse. Peşine. Bak şimdi. Bizim bazı arkadaşlara ithafen olsun Vatı Şerif. Bir Müslümana korkutucu gözle bakanı. Allah Celle Celle kıyamette korkutur. Adamla fotoğraf çekiyoruz. Böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Ne ayaksın sen? Hayır ne ayak? Kamerayı mı korkutmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Of, o bakış değil mi? Doğru. Öyle nereye bakıyorsun yani? Ne bakıyorsun öyle ters ters, sert sert? Ondan sonra diyorlar ki sen diyorlar yanında psikopatlarla mı gidiyorsun? Sen manyaklarla mı dolaşıyorsun? Ya kardeşim adam rahatsız diyemiyorum mesela. Adam tedavi görüyor şu anda. İlaç tedavisi görüyor. Diyemiyorum bazı arkadaşlar var. Yani niye sert sert bakıyorsun? Milleti böyle keser. Yolda gideriz. Oğlum diyorum terörist misin? Ne bakıyorsun millete? Önüne baksana. Hocam ben diyor normal bakıyorum. Lan böyle normal bakmam olur kardeşim ya. Değil mi? Allah Allah. Ne değişik adamlar var ya. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Müjdeleyici olun. Korkutucu olmayın. Elhamdülillah. Bak binlerce müjdeleyici videolarımız var. Namazlar, zikirler, ibadetler. Bu sefer diyorlar ki ulan cennet bu kadar kolay mı? Ya Rabbel Alemin. Ne değişik insanlar var ya. Ebu Davud. Bir demirle, bıçakla veya herhangi bir zararı verici bir aletle arkadaşına işaret edip korkutana melekler lanet eder. Müslim. Yani bir adam elinde silah var mesela. Şakayla arkadaşına uzattı. Haram melekler lanet ediyor. Elinde bıçak var. Şakayla ya böyle uzattı. Haram haram. Direkt sol tarafa yazıyor ha. Melekler de lanetliyor. Bizim arkadaşlar sever öyle şeyleri. Yok bilmem ne çıkartıp kelebek aldım. Bilmem ne o? Rambo bıçağı aldım. 14'lü yok Smith Wesson. Geçin bu dümenleri ya. İşiniz gücünüz dümen zaten. Allah Allah. Rabbim uzak eylesin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil munkar. وتؤمنون بالله